Merhaba arkadaşlar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı fragman ve incelememiz devam ediyor. Barbaroslar yine çok sürükleyici bir bölümle ekranlara geldi. Oruç Reis'in ölmemesiyle tarihten sapılmadığını gördük. Antoine'ın saf değiştirmesi herkesi çok şaşırttı. İyi bir denizci olan Antoine'ın Oruç Reis'in safına geçmesiyle Oruç Reis'in eli daha da güçlenmiş oldu. Gelelim yeni bölüme. Oruç Reis Midilli kuşatmasını bozacak. Rodos şövalyelerini ele geçirecektir. Rodos şövalyelerinin başındaki genç, Isabel'in kardeşi olabilir. Pietro'ya bağlı olan Gladius ablasını öğrenirse neler olacak? Midilli kuşatması da boş çıkan Pietro'yu neler bekliyor, yeni hamlesi ne olacak? Şahbaz'ın kardeşi diziye iyi bir denizci olarak geldi. Genç kız, Osmanlı'ya bağlı görünüyor. Şahbaz'dan yana mı olacak, yoksa baba oruç tarafına geçecek mi? Dizide kilit karakterlerden biri olacağını düşünüyorum. Şahin Bey hırsı bir adam, ancak Şahbaz gibi hain değil. Şahin Bey, Oruç Reis'in yanına geçebilir mi? Şahbaz'ın yanlışlarını gördükçe Antoine gibi taraf değiştirebilir. Bu yeni kız kardeş babalarının ölümünden çok sonra İskenderiye'ye geldi. Babalarının ölümünü araştırıyor olabilir mi? Başarılı bir denizci olarak Oruç Reis'in safına geçmesi, Oruç Reis'in denizlerdeki hakimiyetini güçlendirir. Meryem ve Hızır'ın arası açıldı. Hızır artık Meryem'e eskisi kadar güvenmiyor. Bu genç kız, Hızır'ın ilgisini çekebilir. Meryem ve genç kız arasında çekişme olacak mı? Yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz.